İşleriniz nasıl efendim şu anda? İşlerimiz maalesef durgun. Bazen daha bak şart etmez. Bugün henüz satış yapmadınız yani. Saat kaç şu anda? Saat şu an 1. 1 gibi ve bir tane bile satış yapmadınız. Yani hiç gelen giden yok. Peki nasıl olacak yani, ne bekliyorsunuz? Vallahi bekliyoruz ama boşu bekliyoruz gibi yani, başka çare yok. Emekli olmasak zaten gittik. Emekli olduğumuz halde emekli parasının dükkan kirasını veririz. Ya o zaman nasıl yaşıyorsunuz? Vallahi ev kendimin olmasa gittik yani. Ev kendimin, o yönden kurtarız, burada vakit geçiririz işte, ne yapacak? Anladım. Peki başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok, başka ne yapalım oğlum? Yapacak bir şey yok. Milletin geçtiği göpten biz gel. Acaba suç bende mi diyorum ama bizde değil, herkesin işi aynı. Soruyorum esnafa, acaba dedim bende mi bir şey var? Yok maalesef. Herkes aynı benim gibi alıyor. Nereye gitsin sorsan aynı diyecek. Aysun Hanım, şu anda sanat galerisi işletiyorsunuz. Burada bir takım sanat eserlerini de satıyorsunuz. Peki şu anda satışlarınız nasıl bu ekonomik şartlarda? Yani zaten sanat yaptığım için normal olarak çok az. Yani zaten çok... Denizli'de öyle bir alan yok yani sanat sektöründe. Tek galeriyim, o yüzden ilk defa deniyorum. Ama Denizli için evet yok. Peki yani hiç satış yapabiliyor musunuz ay içinde, yoksa yani hiç yapmadığın zaman da oluyor mu? Bu da yapıyorum. Yapıyorsunuz. Yapıyorum, evet. Peki mesela ne satıyorsunuz daha çok? Resim, tablo satıyorum en çok. Sipariş çok yapıyorum. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Evet, ben yapıyorum. Hani çok sermayeli bir işim olmadığı için, kendim yapıp kendim sattığım için sanırım ama, o yüzden daha iyiyim. Tabii bu şey değil mi? Mesela insanların önceliği kendi, yani kendi karnını doyurmak olduğu için bu muhtemelen çok geri planda kalıyor sizin için. Aslında şöyle, hepsi farklı kitlelere. Benim hitap ettiğim kitle öyle değil diyeyim. Biraz daha gelir seviyesi yüksek insanlara hitap ettiğim için Denizli'deki otomatik sanat. Baktığında o kitlede çok değişim yok. Hani orta sınıf ve alt sınıfta resim kursu da veriyorum. Evet, o kitlede evet inanılmaz bir düşüş var. Ama diğer kitlemi etkilemiyor. Şu an satışlarımız çok durgun. Peki yani kar edebiliyor musunuz? Bence edemiyorsunuzdur herhalde. Çok durgun. Haziran'dan beri böyle. Bu kadar olmuyordu daha önceden. Peki önceki yaz dönemlerine göre kıyasladığınızda? Çok fazla. Çok düşük. Çok düşük, evet. Hiç bu kadar beklemiyordum. Peki yani şu anda ne yapabilirsiniz şu anki durumu düzeltmek için? Beklemekten başka çaremiz yok. Yani bu kadar, hiç uzun yıllardır bu işle uğraşıyoruz ama bu kadar durgunluk nadirdir yani rastladığımız. Haziran'dan beri bunu hiç bu kadar tahmin etmemiştik. Bekçi müşterilerimiz de vardı bizim normalde gelmesi gereken. Onlar da bilmiyorum nerede şu anda. Muhtemelen tatilde onlar da şu anda. Muhtemelen tatilde. Ağustos'tan ümitliyoruz diyor ama yine de şey, ondan sonra zaten okul zamanı geliyor. Çocukların okulları açılacak. Bir bekleme dönemi var ama neyle alakalı bu kadar çok durgunluk bilemeyeceğim yani. Peki kış döneminde tabii ki işleriniz biraz kış daha düşüyor. Kış döneminde çok fark ediyor, evet. Kış döneminde daha bereketli oluyor, daha güzel, hızla. Daha mı iyi kış dönemi? Çok iyi. Çeyizlik hazırlıkları, istemeler falan oluyor kış döneminde. Biraz daha güzel olur bizim işlerimiz. Efendim, işleriniz nasıl şu anda? İşlerimiz orta halde, çok böyle hareketli bir şey yok. Hani sinerji yok, zayıf. Özellikle bayramdan sonra bir 10-15 gün böyle hiç yaprak kıpırdamadı buraların. Bütün esnafların şikayetçi olduğu bir durum bu. Peki siz burayı yeni devraldığınızı söylediniz, bu marketi. Yani neye dayanarak aldınız? Yani bunu biliyor muydunuz bu şekilde olacağını? Yani bu şekilde olacağı aslında yaz sezonuna bağlı. Buranın öğrenci kesimi ve esnaf kesimi ağırlıklı, müşteri potansiyeli olduğu için hani bu şekilde olacağına hazırlıklıydık. Daha önceki sahibi de zaten devralacağım süreçte bu durumu açıkladı. Bir 10-15 gün, 20 gün hiç işin olmadığı süreç olacağını söyledi. Daha sonra işte bayramın da etkisinden dolayı işlerin çok zayıf geçtiği bir dönemdeyiz şu an. Bayrama rağmen bir artış olmadı yani. Yani bayramda zaten insanların cebinde para kalmadı diyebilirim. Çünkü hani kurbanlık zaten 14-15 milyardan aşağı yok. İnsanlar ev mi geçindirecek? Ondan sonra kurbanlık mı alacak? Ne yapacak yani? Ona rağmen hani insanlar gene iyi direndi, iyi dayandı.